Renk körlüğü bakımından taşıyıcı bir anne ile sağlıklı bir babanın renk körlüğü genini bulunma olasılığı. Bakın şimdi çaprazladığınız zaman x büyük r, x büyük r, x büyük r, y, x büyük r, x küçük r, x küçük r, y. Bakın kız çocukları bunlar. Renk körü genine bulundurma olasılığı. 1 bölü 2. Erkeklerde de bu 1 bölü 2 bakın sadece bir kişi de var çünkü renk körü olma demiyor bakın renk körü genine bulundurma olasılığı o yüzden cevabımız B seçeneğinde X kromozomunun Y ile homolog olmayan bölgesine taşınan baskın bir özelliğin kalıtımı ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Burada baskın demesine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Birinci öncülümüze bakalım. Homozigot baskın genotipe sahip bir dişinin bütün çocuklarının fenotipinde bu özellik gösterilir diyor. Evet arkadaşlar baskın fenotip, genotipe sahipse zaten dişinin bütün çocuklarında bu hastalık görülür. Niye? Çünkü hemen bakacak olursak X, büyük R, X, küçük R bile olsa baskın dediği için bu hastalık görülür diyeceğiz. O yüzden bir doğru olmuş olduğu. Dişilerde görülme olasılığı erkeklerde görülme olasılığından daha yüksektir. İşte burada baskın demesine dikkat etmemiz gerekiyor diye buna demiştim. Normalde X kromozomunun Y ile homolog olmayan bölgesinde taşınan hastalıklar erkeklerde daha fazla görülür. Ancak arkadaşlar şimdi şöyle düşünün. X büyük R X büyük R. X büyük R X küçük R X küçük R X küçük R. Bu dişilerde görülebilecek ihtimal değil mi? Erkeklerde görülme ihtimalini yazalım x büyük r'ye y, x küçük r'ye y. Yani erkeklerde 50 ihtimal varken kızlarda yüzde 33'er ihtimal olmak üzere ayrılıyor. E baskınsa burası yüzde 66 ihtimal oluyor. Buraya da 50 ihtimal kalıyor. O yüzden dişilerde görülme olasılığı erkeklerde görülme olasılığından daha fazla oluyor. Baskın dediği için burayı unutmayalım. Dişi bireylerde özelliğin fenotipte gözlenebilmesi için ancak homozigot durumda olması gerekir diyor. Eğer çekinik deseydi böyle olacaktı. Ancak baskın dediği için heterozigot da olabilir. O yüzden 3 yanlış, cevabımız 1 ve 2 olmuş oluyor arkadaşlar. Kısmi renk körlüğü hastalığı özelliklerinden hangileri bakımından kulak kıllılığı hastalığından ayırt edilebilir diyor. Kısmi renk körlüğü hastalığı X kromozomu üzerinde kalıtılır. Kulak kıllılığı Y kromozomu üzerinde kalıtılır. Bu nedenle kulak kıllılığı sadece erkek bireylerde görülür diyeceğiz. Şimdi X kromozomunda taşınma o yüzden ayırt edilebilir arkadaşlar. Bir olmayanı eleyelim. Dişi bireylerde görülebilme evet x kromozomu üzerinde kalıtıldığı için renk körlüğü dişi bireylerde görülebilmesi bakımından ayırt edilir. Erkek bireylerde tek gen ile kalıtılma. Kulak kıllılığı da renk körlüğü de erkek bireylerde tek gen ile kalıtılır. O yüzden burada ayırt edilemez. Erkek bireylere anneden kalıtılma. Renk körlüğü X kromozomu yani anneden geleceği için annesinden kalıtılma bakımından ayırt edilir arkadaşlar. O yüzden bunu da alıyoruz. Yani cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. Bir türün bireyleri arasında kalıtsal varyasyonların oluşmasında faktörlerinden hangileri etkili olabilir? Kalıtsal varyasyon dediğimiz şey tür içerisinde veya genlerde gözlenen farklılıklardır arkadaşlar. Bunların hepsi döllenme, crossing over, mayoz bölünme ya da mutasyonla meydana gelebilir. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş oluyor. Annesi kısmi renk körü olmayan, kısmi renk körü bir kadınla ilgili olarak ifadelerinden hangileri söylenebilir diyor. Hemen bir yapalım arkadaşlar. Annesini, babasını yapalım ve kendisini yapalım. Neymiş? Kendisi kısmi renk körü hastasıymış ama annesinin kısmi renk körü olmadığını biliyoruz biz. Şimdi o zaman anneden ve babadan bu küçük R alacak. Babası o zaman kesinlikle hasta. Annesinin hasta olmadığını bildiğime göre annesine taşıyıcı diyeceğiz. Annesi taşıyıcı mıdır? Evet bunu gördük. Gördük. Babası hasta mıdır? Evet, bunu da gördük. Sağlıklı bir erkekle evlenirse kısmi renk körü erkek çocukları olabilir diyor. Arkadaşlar, anne hastaysa erkek çocuklar %100 hasta olur. Burada olabilir denmesinin sebebi mutasyon ihtimalinin göz önünde bulunduruluyor olmasıdır. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş oluyor. Aşağıda iki aileye ait soy ağaçları verilmiştir. Koyu renkle gösterilen bireylerin otozomal çekinik bir genin etkisiyle öldüğü bilinmektedir. Buna göre ifadelerinden hangileri ile açıklanabilir diyor. Hemen koyu renkli bireylere çekinik gene yazalım o zaman. Anneli ve babasından bu geni alacak mı bu? Evet alacak. Aynı şekilde 1 ve 2 numaralı bireyde böyle olacak mı? Niye küçük a küçük a yazamıyorum? Çünkü taralı değil ve taralı olsalardı ölürlerdi. Öldüğü bilinmektedir diyor. O zaman 3 numaralı birey için büyük a büyük a ya da büyük a küçük a yazabilirim. Buna göre her iki ailedeki anne ve baba öldürücü gen genotipinde bulundurur. Bakalım. 1'de var mı? Var. 2'de var mı? Var. 4'te var mı? Var. 5'te var mı? Var. O yüzden doğru. 1 olmayanları hemen eleyelim. Numara Kararlandırılmış bireylerin tamamı ilgili özellik bakımından aynı genotipe ol sahip olabilir diyor. Bakın olabilir demeseydi arkadaşlar 3 numaralı bireyde 2 ihtimal olacağı için bunu almayacaktım. Ama olabilir dediği için alıyorum arkadaşlar. 3 numaralı bireyin ilgili geni genotipinde bulundurma olasılığı 1 bölü 4 değil 1 bölü 2'dir arkadaşlar. O yüzden 3'ü eliyorum. Cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. Soy ağacında renk körü bireyler taralı olarak gösterilmiş. Bakın x küçük r x küçük r x küçük r y. Hangisi doğru değildir demiş. Çok enteresan bakın 5'in babası içi taralı değil. İçi taralı değilse böyle olmalı. Ama x küçük r babadan da gelmiş olmalı. Bakın 5 nolu birey mutasyon sonucu oluşmuştur. Doğru. Çünkü soru bana diyor ki renk körü bireyi taradım kardeşim. Ama bu taranmamış. Bakın X küçük R'lerden biri buradan gelmiş. Kendisi hasta değil. Burası hasta değil. O zaman X küçük R nereden gelmiş? Anneden gelmiş. Ama kendisi de hasta değil. O zaman X büyük R, X küçük R. Doğru mu? Şimdi buraya bakıyorum. X küçük R'yi kızına verecek X büyük R. O zaman ee, şimdi cevaplara tekrar dönelim. 1 nolu bire renk körlüğü geni taşımaktadır. Evet, taşıyor. Doğru. 4 nolu bireyin renk körü bir erkek çocuğunun olma olasılığı yoktur. Şimdi x büyük ve x küçük re olan bir kadının şöyle x küçük re'yi erkek çocuklarına verme ihtimali var. O zaman olasılığı yoktur diyemezsin. 3 nolu birey kesinlikle heterozigottur. Bak onu yazdık buraya zaten. 2 nolu birey renk körü ile ilgili geni 1 nolu bireyden almıştır. Evet. Çünkü 2 nolu birey y'yi babasından almış. x küçük re'yi annesinden almış. Güzel bir soru olmuş. Özellikle B şıkkıyla kendini gösteren bir soru olmuş. Umarım anlaşılmıştır. Soy ağaçlarında bir özellik yönüyle aynı fenotipte olan bütün bireyler koyu renkli gösterilmiş. Soy ağaçlarında belirtilen özelliğin kalıtımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olamaz? Hemen gözüme bir şık çarpıyor bakın. Y kromozomuna bağlı çekinik bir gen. Bu olamaz arkadaşlar. Çünkü dişilerin içi taranmış Dişilerde Y kromozomu var mı? Yok. Ama devam edelim. Bakalım X kromozomuna bağlı çekinik bir gen olabilir mi? Olabilir gibi duruyor. Neden? Çünkü anne hastaysa zaten erkek çocuk kesin hastadır. Bakın baba da sağlıklıysa kız çocuk sağlıklı. Aynısı burası için geçerli. Gördüğünüz gibi anne mesela X büyük R'lerden bir tanesini oğluna verip kurtarmış onu. Şuraya bakalım. X küçük R'ye X küçük R'ye Y şimdi Y buradan gelmiş. O zaman X küçük R buradan gelecek. Burası buraya X büyük R vermiştir. Y gayet güzel. Vücut kromozomlarında taşınan çekinik bir gen olabilir mi acaba? Ona da bakalım. Vücut kromozomlarında taşınan çekinik gen küçük a küçük a, küçük a küçük a, küçük a küçük a olabilir. Bak büyük a küçük a'dır. Burası da büyük a küçük a'dır. Büyük a küçük a'dır. Büyük a küçük a, büyük a küçük a, büyük a küçük a. Uydu. Doğru mu? Dediğim gibi bu tarz sorularda hızlanmanız için gerçekten çok soru çözmüş olmanız lazım arkadaşlar. Bana bakmayın siz. Vücut kromozomlarında taşınan eş baskın bakın AB 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 belki burası A0'dır değil mi? İşte buraya AA denk gelmiştir. Aynı şekilde A0'dır. AA A denk gelmiştir. A0'dır. AA A denk gelmiştir. Değil mi? AB AB. Peki. Devam et hocam. Hepsini çözelim o zaman. Vücut kromozomlarında taşınan baskın bir gen olabilir mi? Olabilir. Bak şunlar çekiniktir mesela. Şöyle heterozigottur. Bak. Aynısını buna da uygulayabilirsin zaten. Şu şekilde. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hani Y kromozomu zaten sırıtıyordu. İşte bu da test tekniğidir. Hemen seçeneklere bir göz atacaksınız. Bakacaksınız. 3 saniye bile sürmeyecek bazı sorular. Bu sayede başka soruları çözmek için zaman kazanmış olacaksınız. Hadi bakalım kolay gelsin. Genotipi x küçük ve x küçük olan bir anne ile genotipi x büyük ve y olan bir babanın x büyük ve x küçük y genotipine sahip bir çocuğu dünyaya gelmiş. Aslında bakın onu nasıl yazalım biliyor musunuz? x küçük ve x büyük ve y olarak yazalım. Çünkü neden? Burada ayrılmama burada ayrılmama erkekten kaynaklanıyor. Doğru mu? Çünkü bakın bir kere x büyük r anne tarafında yok. Değil mi? y de anne tarafında yok. Anneden gelse gelse x küçük r gelmiştir. Geriye kalanlar babadan gelmiştir. Gonozomlarında ayrılmama sonucu oluşan bir yumurta değil. Gonozomlarında ayrılmama sonucu oluşan bir sperm normal yumurtayla döllenmiş. Otozom değil zaten olayımız. Olayımız x ve y kromozom. O yüzden cevabımız yalnız 2. Soy ağacında x'e bağlı çekinik bir genle kontrol edilen hastalık var. Mesela x küçük r y. x küçük r y, x küçük r y. Bu erkek babasından y kromozomu almış, annesinden x küçük r almış. Annesi hasta değil. Bu z babasından y'yi alacak. Hasta olmadığına göre x büyük r. X Babasından x küçük r'yi alacak hasta olmadığına göre x büyük r x küçük r. Peki. Şu y babasından y kromozomunu almış. Annesinden x büyük r'yi almış. Peki. T'ye baktığınız zaman babasından x küçük r'yi alacak hasta olmadığına göre annesinden x büyük r'yi alacak. Şimdi zt ve xy'nin çocuklarına bakacağız. Önce xy'nin çocuklarına bak. Çaprazlayalım. Birinci ile ikinci, birinci, birinci ile ikinci, ikinci ile birinci, ikinci ile ikinci. Bakın onların hastalıklı çocuklarının ortaya çıkma ihtimali 1 bölü 4. Şimdi ikinciye bakalım. Birinciyle birinci ile ikinci, birinci, birinci ile ikinci, ikinci ile birinci, ikinci ile ikinci. O da 1 bölü 4. Cevabımız A seçeneği. Aşağıda erkek bireye ait X ve Y gonozomlarında bulunan bazı genler şematik olarak gösterilmiştir. Şemaya göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Birey K bölgesindeki genler annesinden, M bölgesindeki genler babasından aktarılmıştır diyor. Şimdi şurası X kromozomu, şurası Y kromozomu arkadaşlar, tamam mı? O zaman K bölgesindeki genler X'ten mi gelecek? Yani annesinden mi gelecek? Evet. M bölgesindeki genler babasından mı gelecek? Evet. Çünkü burada kulak kıllılığı dediğimiz şey sadece Y kromozomu üzerinde bulunuyor. Bakın Y'nin X ile homolog olmayan segmentindeki bir hastalık. O yüzden babasından aktarılmıştır deriz arkadaşlar. Bir olmayanları hemen eleyelim. Birey K bölgesindeki genleri kız çocuğuna, M bölgesindeki genleri erkek çocuğuna aktarır. Çünkü K bölgesindeki genler X kromozomu üzerinde. M bölgesindeki genler ise Y kromozomu üzerinde bulunuyor değil mi? O yüzden erkek çocuğunu aktaracak. Bireyde tam renk körlüğü karakteri. Neresi? Burası. İki genle belirlenirken bakın 1, 2, evet. Kısmi renk körlüğü karakteri tek genle belirlenir. Orası da neresi? X kromozomu üzerinde bulunan yer. Evet doğrudur. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş oluyor. Soy ağacında renk körü ve hemofil hastası bireyler gösterilmiş. Buna göre fenotipi bilinmeyen numaralandırılmış bireylerle ilgili hangisi yanlıştır? Bakın renk körü erkek, renk körü dişi ki erkek zaten hastaysa anne kesin hasta. Babadan Y almış, baba hasta değil. Annesi 4'e X küçük Y vermiş ama hasta değil. Babadan X büyük Y alacak çünkü 4. Şimdi bu tarafa bakalım hemofili erkek. Evet bir kere oğluna Y kromozomu verecek ve hasta değilse annesinden X büyük R'yi almış. Peki buradan Y'yi aldık. X küçük H. Buradan da X küçük H hasta değil. X büyük H. Kızına X küçük H verecek baba. Annesi de X büyük H vermiş. Peki. Bir numaralı bireyde hemofili geni kesin bulunur. Bir numaralı bireyde evet hemofili geni var. Doğru. 2 ve 5 numaralı bireylerin fenotipleri aynı olabilir demiş. 2 ve 5 x büyük ry olabilir. 3 numaralı birey hemofili taşıyıcısı olabilir. 4 numaralı birey 2 numaralı bireyden hemofili geni almış olabilir. 4 numaralı birey 2 numaralı bireyden hemofili geni almamış, tam aksine x büyük r almış. Zaten bu tarafta hemofili ile alakalı bir şey görmüyoruz. 5 numaralı birey hemofili ve renk körlüğü geni bulundurmaz. Evet bulundurmuyor. Gördüğünüz gibi renk körlüğü ve hemofili genleri bu şekilde gösteriliyordu çünkü. Cevabımız D seçeneği.